Flash'ta bir animasyon yapacağız. Dosyadan yeniye tıklıyorum ve yeni bir belge oluşturuyorum. Yeni belgenin özelliklerini kontrol ediyorum. 760 piksele 400 piksel. Tamam diyorum. Şimdi tekrar dosyadan içeri aktar, sahne alanına aktar diyerek Atatürk bayrak kolaj JPG dosyasını sahneye aktarıyorum. Gelen resim dosyamı sahnede ortalamak için sağ taraftaki hizala panelinden dikey ve yatay olarak sahneme hizalıyorum. Katmanlardan katman 1'i resim adıyla değiştiriyorum. Yeni bir katman ekliyorum. Buna yazı ismini veriyorum. Sol taraftaki metin aracını seçerek ekran üzerinde bir boşluğa tıklayarak Atatürk ilkeleri yazısını yazıyorum. Sol taraftan seçim aracını seçiyorum ve alt taraftaki özellikler panelinden özelliklerini değiştiriyorum. Rengini beyaz yapıyorum. Boyutunu 30 yapıyorum. Ve yaklaşık olarak üst tarafa doğru ortalıyorum. Sağ taraftaki hizala panelinden tam olarak ortalıyorum ve boşluğa tıklıyorum. Tekrar yeni bir katman ekliyorum. Bu katmana da ilkeler adını veriyorum. Word dosyasını geçip Atatürk ilkelerini seçiyorum. Sağ tuş ile kopyalıyorum. Tekrar flaşa gelip sol taraftaki metin aracını kullanarak bu katmanın üzerine bu ilkeleri yapıştırıyorum. Sol taraftan seçim aracını seçiyorum. Yazımı ekranın sağ tarafına doğru getiriyorum. Alt taraftaki özellikler panelinden sola hizalıyorum. Büyüklüklerini 20'ye çekiyorum. Satır aralığını 5'e yükseltiyorum. Hatta ona da yükseltebilirim. Ve gerekli şekilde konumlandırıyorum. Şimdi bu yazılarıma birer gölge ekleyeceğim. Üst tarafta düzenle menüsünden kopyala diyorum. Tekrar düzenleden yerinde yapıştır diyorum. Üstüne yapışmış olan yazıyı alt taraftaki özellikler panelinden siyah renge çeviriyorum. Ve alfa değerini sağ taraftaki renk paletinden 20 veriyorum. Seçim aracım seçiliyken ekranda üst taraftaki %20'lik siyah yazı belliyken klavyemdeki kontrol tuşuna basıyorum ve alt ok tuşuyla bu yazıyı beyaz yazının altına çekiyorum. Tekrar alt ok tuşuyla gölgenin aşağıya ve sağa doğru kaymasını sağlıyorum. Boşluğa tıklıyorum. Evet, gölgem eklendi. Şimdi bu yazılarımın animasyonlu bir şekilde çıkmasını istiyorum. Bu yüzden tekrar bir katman ekliyorum. Bu katmana yazı maske adını veriyorum. Diğer katmanlarımı kilitliyorum. Sol taraftaki araçlar barından dikdörtgen aracını seçiyorum ve yazımı kaplayacak şekilde bir dikdörtgen çiziyorum. Seçim aracını seçiyorum. Bu dikdörtgeni çift tıklayarak seçiyorum ve rengini ortalama bir maviye çeviriyorum. Boşluğa tıklıyorum. Dikdörtgenim yazımı kapattı. Şimdi yazı maske katmanındayken sağ tuş ile bir hareket arası oluştur diyorum. Ve 10. karede ana kare ekle diyorum. 10. kareye kadar diğer bütün katmanları sağ tuş ile kare ekle diyerek getiriyorum. Yazı maske katmanının ilk karesine geliyorum. Klavyemden shift'e basılı tutarak kareyi dikeyde yazının alanının dışına çıkarıyorum. Enter'a bastığım zaman animasyonum bu hale gelmiş olacak. Yazı maske katmanını sağ tuş ile maske komutunu seçerek ilkeler katmanına maskeliyorum. Şimdi görüleceği üzere maskem çalışıyor. Animasyonumun son karede durması için yeni bir katman ekliyorum. Bu katmanın adını
eylem katmanı olarak değiştiriyorum. Sağ tuş ile son karesine bir ana kare ekle diyorum. Tekrar sağ tuş ile bu son kareye eylemler panelini açarak stop komutu koyuyorum ve kapatıyorum. Kontrol et'ten filmi test et diyorum. Evet, çalışıyor. Kapatıyorum. Animasyonumda yazı maske ve ilkeler hareketinin bir süre sonra gelmesini istersem bu iki katmanı tutup 15. kareden sonra çalışmalarını sağlayabilirim. Oraya kadar kaydırıyorum. Üst taraftaki komut verdiğim eylem karesinde buraya kadar kaydırıyorum. Resim ve yazı katmanlarının son karelerini seçiyorum. Sağ tuş ile kare ekle diyorum. Tekrar kontrol etten filmi test et diyorum. Bir süre duruyor. Sonra animasyonum geliyor. Kapatıyorum. Dosyadan kaydet ile Atatürk ilkeleri adıyla kaydediyorum. Tekrar dosyadan yayınlama ayarlarından HTML'yi kaldırarak flash sekmesini kontrol ederek yayınla diyorum. Tamam'a basıyorum. Artık dosyamı kapatabilirim.